İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da kaybolan Narin'den gelecek iyi bir haberdeydi. Herkes umutla beklemeye devam ederken Ali Yerli Kaya yaptığı açıklamayla Narinden gelen kötü haberi duyurdu. Peki kayıp Narini kim öldürdü? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Tavşan Tepe mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos 2024 tarihinde evden çıkarak Kur'an kursuna gitti. Ancak Narin bir daha geri dönmedi. Akrabaları ve köylüler Narini her yerde aramaya başlarken durum güvenlik güçlerine de bildirildi. 19 günden bu yana kayıp Narin her yerde aranıyordu cansız bedenine 8 Eylül'de ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Narin'in önce ağabeyi ardından annesi ve son olarak da amcası gözaltına alınmıştı. Amcanın aracında Narine ait olduğu tespit edilen DNA'nın bulunması üzerine de aynı zamanda köy muhtarı olan amca tutuklandı. Cansız bedenine ulaşılan Narin'in soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamından Narin'in anne ve babasının tutuklanan amcayı cezaevinde ziyaret ettiği öğrenildi. Narin'in amcası Salim Güran'ı tutuklamaya götüren gerekçe aracında Narine ait DNA izlerinin bulunması olmuştu. Araç daha detaylı bir kriminal inceleme yapılmak üzere bana götürüldü. Araçta yan koltuğun sökülmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bölgede Narin'i bulabilmek için yoğun bir çalışma sonrası gözler katil kime çevrildi özel eğitimli köpekler ve İHA'larda arama çalışmalarına katılıyor. Gelen ihbarları da değerlendiren ekipler son olarak eğer tutmaz deresinde arama yaptı. Şüpheli görülen yerlerde bulunan narinin derede daha önce de terliği bulunduğu ancak aile terliğin narine ait olmadığını söylemişti. Mahalleye giren tüm araçlar ve bölgeden çıkan araçlar, jandarma ekipleri tarafından kontrol edilen köyde bugün itibariyle giriş çıkışlar kapatıldı. Her geçen gün umutların tükendiği kayıp narin olayında küçük kızı son gören arkadaşı da konuşmuştu. 9 yaşındaki kızım pedagog eşliğinde ifadesi alındığı öğrenildi. O gün Narin'i akşam saatlerinde gördüğünü belirten 9 yaşındaki kız çocuğu, Narin'e oyun oynayalım dediğini ancak Narin'in çok yorgunum oynamayalım diyerek yanından ayrıldığını söyledi.